Tedavi aşamasında farklı hastalıklarla karıştırılabilir mi? Çünkü benim kolum bacağım ağrıyordu. Şikayetlerim o yönde olduğu için beyin cerrahisine gittim. Ortopediye gittim ama bizi kardiyolojiye yönlendirdiler. Arada karıştırılma durumunu tabii ki siz değerli hocalarımız tetkik aşamasında gözden kaçmaz ama karıştırma olasılığı var mıdır diye soralım biz de hocam diğer hastalıklarla. Gayet tabii vardır. Çünkü bacağında ağrı olan, tek bacağında özellikle ağrı olan bir hastanın ister istemez aklına ilk gelen şey bel fıtığı veya bel problemleri olabilir pekala. Evet. Yine kolunda ağrı olan bir hasta uyuşma, ağrı, çabuk yorulma gibi şikayetlerde de boyun fıtığı olan hastalarımız veya boyun fıtığı olmasa bile boyun fıtığı olduğunu düşünebiliyor hastalarımız. Burada sıkıntılı kısım şudur. Bacak ağrısı olan kişide gerçekten bel fıtığının bir tomografide, bir MR'da gerçekten bir bel fıtığı görüntüsü de olabilir. Ama esas sorun bacak damarındaki tıkanıklık olabilir. Elbette tomografide veya MR'da bir sorun yoksa bel fıtığında sorun yok. Bu hastamızı hekimimiz muhtemelen bir kardiyolojiye, polikliniğine ya da Sevk kalp ediyor. damar cerrahisi polikliniğine yönlendirir. Orada sorun Evet. yok ama beraberinde bel fıtığı da çıkarsa aslında şikayete yol açmayan bir bel fıtığı olsa bile o zaman beyin cerrahımız diyecek ki hastamızın şikayeti var, bel fıtığı var. Dolayısıyla biz bu hastamızı bir şekilde ameliyat etmeliyiz gibi bir yanlış yola kanalize olabilir. Dolayısıyla çok yönlü değerlendirme hekimliğin olmazsa olmazıdır. Kesinlikle. Bizim bir yerde problem görmemiz hastanın şikayetinin o probleme bağlı olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok sık rastladığımız bir durum. Tesadüfi gördüğümüz bir problem aslında hastanın şikayetiyle ilgili olmayabilir. Evet. Şikayet başka bir sistemle ilgili olabilir. Bu çokça rastladığımız bir problem ne yazık ki.